Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tamirat tadilat videomuzda Beats marka arızalı bir kulaklık var. Bunu Letgo üzerinden bir arkadaştan satın aldık. Tahmini ikinci elleri 250-300 civarı Letgo'da. Biz bunu 100 lira yazmış 70 liraya aldık pazarlıkla. Sıkıntısı ne derseniz sıkıntısı tek kulaklığı çalışmıyor. Testini yaptık. Ses artı eksi dediğimiz kısım sesi artırıp azaltma kısmı çalışıyor. Diğer kulaklık kısmı çalışıyor. Tek kulaklığa ses gelmiyor. Muhtemelen buradan giden kabloda kopma olmuştur diye düşündük. Evet, şimdi kutumuz orijinal bir kutu zaten kulaklık. Bunu buradan açalım. Açalım. Kulaklığımız bu arkadaşlar. Orijinal kulaklığıyla geldi zaten. Tüm kullanım kartları falan her şeyi içinde. Şimdi kulaklığa baktığımız zaman orijinal Beats kulaklığı bu. Kendini açıp kapatabiliyor. Muhtemelen şu kulaklık çalışmıyor. Ve bunu böyle açıp kapatırken şuradan da kopma olduysa içinden kablolar kopmuştur. En büyük arızası belki de hoparlörü patlamış olabilir. Çünkü çok kaliteli bir ses aralığı var. Şimdi bunu açıp, öncelikle bunu açmadan önce ya da açtıktan sonra da olur, temizliğini de yapmamız gerekiyor. Bakın bayağı bir hor kullanılmış diyelim. Kirlenmiş. Bunu saf alkol yardımıyla temizliğini yaparız. Önce tamiratını yapalım. Buradan testini yapalım önce kulaklığın. Evet, şimdi kulaklığımızın testini yapma kısmına geldik. Şimdi öncelikle bir denemesini yapalım. Açalım herhangi bir müzik. Ses kalitesi gayet güzel arkadaşlar. Evet. Evet, bakın. Şuradan ses geliyor. Bu kulaklıktan ses geliyor. Bundan ses yok. Zaten yaklaştırdığım zaman bunda ses yok. Bunda ses var arkadaşlar. Buradaki artırıp azaltma kademesine bakalım telefondan. Burası çalışıyor. Zaten gözüküyor. Sesi artırıp azaltıyor. Evet, bu da tamam. Dediğim gibi bundan ses geliyor. Bakın. Bunda ses yok. Evet. Şimdi kulaklığımızı açalım, şu kısmını dikkatlice içine bir bakalım. Evet. Şimdi şu kısım bizim arızalı olan kısmımız. Şöyle bir cep telefonu tamir kitlerinden düz bir metal. Zarar vermeden arkadaşlar. Şu ara kısmı metalle plastiğin olduğu kısmı şöyle aralamamız gerekiyor. Deriye de zarar vermemek gerekir. Burası serttir. Şöyle bakın. Şöyle. Yine bizim elektronik öğretmen olduğumuz belli. Kontrol kalemi yanımızdan ayrılmıyor. Yine de dikkatli olmak lazım arkadaşlar, zarar vermemek için. İçinde bir yapışkanı var. Bu yapışkan onu tutuyor. Daha sonra aynı yapışkan ya da farklı bir yapışkanla onu oraya yapıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet, yine aparat yardımıyla. Bakın şu arada yapışkan kısmı tutuyor. Şurayı alalım. Evet, bakın arkadaşlar. Yaklaş. Şu içinde görüyor musunuz? Şu yapışkan kısmı tutuyor. Şu. Yapışkan kısmı bundan ayrıldıktan sonra muhtemelen bu çok rahat açılacaktı. Şöyle elimizde destekliyoruz. Bakın yine metal şöyle bir. Bunlar hep benim cep telefonu tamir aparatları. Bunlar metaldir. Sert olduğu için bunlarla açıyorum. Şöyle dikkatli olalım arkadaşlar. Elimizde parmağımızla yardım alabiliriz. Önemli olan burada kulaklık deriye zarar vermemek. O yüzden iç kısmı yapıyorum. İçeride de hoparlör kısmına zarar vermemeniz gerekir. Evet, bakın. Yapışkan olduğu için çıt çıt diye ses geliyor. Yavaş yavaş burayı açıyorum. Evet.
Evet. Zor bir işlem. Sabır gerekiyor, dikkatli olmak gerekiyor. Evet, her yeri çok sağlam yapışkan arkadaşlar. Birden de çekmek istemiyorum, yırtarım çünkü. O yüzden acele etmiyorum, yavaş yavaş. Evet, bakın. Evet, açılmaya başladı zaten. Evet, bakın. Evet. Evet. Şu içindeki yapışkan kısmı şu. Evet arkadaşlar, bakın. Şu dış kısmı. Şimdi bunun güzelce, bakın, kirden zaten berbat bir şekilde. Bunu güzel, dediğim gibi, temizliğini yapacağız. Son halini de göreceksiniz zaten. Evet. Şu an bizim ulaştığımız kısım burada. Arızalı olan hoparlör kısmı bunun içinde arkadaşlar. Hoparlörünü kontrol edeceğiz, çalışıyorum. Bir de kablo kısmına bakalım. Şimdi devam edelim burada. Yine bizim küçük tornavida setlerimizden. Şunlardan alalım. Şimdi açılışını yapalım. Bu biraz büyük geldi. Şununla. Bu tarz işleri yapabilmek için güzel setleriniz olması gerekiyor arkadaşlar. Alet yapar, el övünür demişler. Güzel aletleriniz olursa, aparatlarınız, daha rahat işlem yaparsınız. Yani bu işlemleri tabii ki yapmak kolay değil ama güzel de iş çıkarabilmek için güzel de setleriniz, aletleriniz olması gerekiyor. Bunu da unutmayın. Şu an için ben burada... Şurada 4 adet vidası var. Onları sökmeye çalışıyorum şu an için. Bunun içinde de hoparlör ve kabloların bağlantı kısımları var arkadaşlar. Benim şüphelendiğim kısım kablonun kopmuş olma ihtimalidir. İnşallah odur. Çünkü en basit arıza odur. Evet, bakın. Dikkatli bir şekilde açtım. Evet, kopuk değil arkadaşlar. Şu an kopuk bir şey yok. Muhtemelen burada hoparlörümüz bozuk. Yani sıkıntımız daha büyük. Bakın, orijinal Bits'in kendi hoparlörü bu içindeki. Ben kablonun kopuk olacağını düşündüm ama kablo kopuk değil. Yani sıkıntımız daha da büyük. Şu an bakalım, hoparlör bozuksa bunun değişimine gideceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi buradaki lehimleri tazelemek için ya da buradaki kablo uçlarını çıkaralım arkadaşlar. Şurayı bir sökelim. Yerlerini unutmamak koşuluyla. Üzerinde bunların kaplama var. Tekrar deneyeceğiz. Belki o yüzden de ses almamış olabilir. Şimdi bunun için bizim kendi kablo uçlarımızı lehimleyelim. Dışarıdan harici olarak takıyorum. Evet, harici taktık. Evet arkadaşlar, şimdi buradan kendi kablo uçlarını söktüm. Ben bunu buradan denedim ama bu lehimlerin üzerinde kaplama yapıyorlar. Yani bir plastik malzeme, dolgu malzemesi olduğu için tekrar bunu hissetmemiş olabilir. Emin olabilmek için bunları, lehimlerini buradan söktüm. Kendi aparat olan kablomu lehimledim buraya. Şimdi bunun testini yapalım. Tekrar. Buradan. Evet, bakın. Kolonumuz çalışıyor arkadaşlar. Bu bizim için güzel bir haber. Bu bizim için güzel bir haber. Şimdi ilk anda biz burayı dışarıdan testini yapmıştık, çalışmıyordu. Demek ki kolonumuzda sıkıntı değil. Yani hoparlörde değil sıkıntı. Sıkıntımız bu kablo uçlarını tekrar lehimleyeceğiz, test edeceğiz. Değilse buradan geliyor. Bakın. Şöyle göstereyim. Şu aparat içine girip çıkıyor arkadaşlar. Bakın. Ben şundan diye düşündüm, değilmiş. Bir, muhtemelen belki bunun içindeki kablo da kopuk olabilir. Evet. Bunu devam edeceğiz. Şimdi kendi kablolarını buraya lehimleyeceğim. Tekrar bir deneyeceğim. Lehim tazelemeyi yapacağım. Evet, kendi taktığımız aparattan kolonu çalıştığına emin olduk. Çıkarıyoruz arkadaşlar burayı. Bakın, lehimini aldık. Bu bizim taktığımız aparattı. Bunu alalım. Şimdi yine kendi kablolarını lehimliyoruz. Şuraya. Kırmızı buradaydı. Kırmızı burada. Şimdi kırmızıyı takalım. Şöyle.
Çok az lehim. Evet. Sarı buradaydı. Evet, şu an lehim tazeleme yaptık arkadaşlar. Şimdi tekrar deneyelim. Lehimden sıkıntı değilse buradan şuradaki kablonun ucunu kontrol edeceğiz. Burada sıkıntı yok şu an için. Evet arkadaşlar, bakın. Dışarıdan kabloyu taktım. Şu an bunda ses vardı. Hoparlör bozuk olmadığından eminim. Şimdi ses verelim. Kendi kablolarını lehimledim. Lehim sıkıntılı mıydı diye. Bakın. Ses yine sadece buradan geliyor. Yine burada ses yok. Bakın. Elimi uzaklaştırıp kapattım. Yine ses yok arkadaşlar. Ses bu kulaklıktan geliyor. Demek ki buradaki kabloda sıkıntı var. Şimdi devam edeceğim nokta şurası. Sesi kapatalım. Burada hoparlörde olmadığını anladıktan sonra bunu devam edin. Bakın burası kızaklı olduğu için muhtemelen bunun iç kısmında kopmuş olabilir. Şimdi açıp iç kısmına bakalım. Evet. Kablonun devamını bulabilmek için arkadaşlar, bakın şuradaki sağ yazan kulaklık kısmının altında bir vida var. Bu vida kısmını çıkartmamız gerekiyor. Buradan. Vida kısmını. Şöyle. Aslında ne yapıyoruz? Adım adım arızanın nerede olabileceğini size göstermeye çalışıyorum. En önce ne yaptık? Kolonu testini yaptık. Kolonu sağlam olduğunu gördük. Evet bakın arkadaşlar. Böyle devam ediyor. Buradan vidayı aldık. Evet şöyle bu kızaklı zaten. İç kısmından da tutuyor. Şuraya yine de bakarak yapmamız gerekiyor ki. Bakın kablo şunun içinden geçiyor arkadaşlar. Yani şunun tırnaklıdır muhtemelen. Şu kısmı açmamız gerekiyor şurada. Evet bakın açıldı. Evet. Kablo bunun içinden geçiyor. Şu plastiğin içinden kablo geliyor. Buraya geliyor arkadaşlar. Muhtemelen şurada bir bozukluk var. Yani şu dış kısmını çıkartmam gerekiyor. Yani kablodan olduğundan eminiz. Yani mecbur kabloyu görebilmemiz gerekiyor. Kablo da bunun altında. Bunun altına da böyle sünger koymuşlar. Bunu dikkatli bir şekilde açmamız gerekiyor. Bakın. Kablo nerede? Kablo buradaki zeminden gidiyor arkadaşlar. Evet, hoparlörün bozuk olmadığını test ettik. Geldik şimdi bu kısma. Şimdi burada da bir vida vardı. Şurayı, şu kısmı çıkartmamız gerekiyor. Evet, kablo bunun altında arkadaşlar. Bakın şurada. Alt taraftan da çıkaralım. Evet, kabloyu gördük. Şurayı olduğu gibi alacağız zaten. Altında da süngeri var. Evet. Sadece şunu yapmamız gerekiyor. Şuradan da bir vidası var. Şu vidayı da buradan çıkartmamız gerekiyor. Evet bakın. Burada da bir vida var. Bunu da aldık. Buradaki amaç aparatı tutmak için bu vidalar. Evet bu da tırnaklı. Evet. Kablo burada arkadaşlar, alt kısmında. Evet. En son söktük. Ama buna işte dikkat etmek gerekiyor. Yine tırnakları aynı yere denk getirmemiz gerekiyor. Evet, kablo buradan geliyor arkadaşlar. Şimdi sıkıntımız şu olabilir. Bakın burada kopukluk yok. Bunu tekrar yerine takacağız. Muhtemelen sıkıntı buradan da kopmuş olabilir. Bakın burada bir kopukluk yok. Buna emin oldum. Bakın içinden geliyor. Şu an bu kabloda bir kopukluk yok. Burayı çıkartmakta acele de etmiş olabilir. Şimdi bunu tekrar yerine takacağım. Bunun için açmam gerekiyor. Muhtemelen buradan da kopmuş olabilir. Evet. Şimdi videoyu çok fazla uzatmam adına ben bu kulaklıktan şüphelenmiştim. Açtım. Bunu tam baktık kablolarda bir kopma yok. Bu kısmı açtık. Bir kopma yok. Buraya kadar geldik. Burada da kopma olmadığını fark ettim. Demek ki o zaman şunu yapmamız gerekiyor. Şimdi buradan gelen kablo buradan gelip bu kulaklığa geliyor. Bir kontrolünü yapalım ölçü aletimizde. Ölçü aletini ben kısa devre moduna alıyorum. Bunun içinde bir kabloda kopukluk var mı diye bakıyorum. Bakın şimdi. Evet. Bakın. Demek ki buradan dolaşan kabloda bir kopukluk yok. Şimdi diğer gelen ikinci kabloya bir bakalım. Değdirelim. Bakın. Evet. Demek ki arkadaşlar devam ediyoruz arıza adımlarımıza. Şimdi
kolonumuzu hoparlör denedik, çalışıyor. Kablolarda kopukluk yok. Buradan da lehimlemede kopukluk yok arkadaşlar. Buraya kadar sağlam. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bir sonraki adımımız şu. Şurada jack diye bir ucumuz var. Yani şu jack'ı kontrol etmemiz gerekiyor. Bakın şimdi jack'ın şurada 4 tane kademesi var. Şurada üstteki 2 tanesi buraya geliyor, 2 kabloya. Şu alttan 2 tanesi ise bu kabloya geliyor arkadaşlar. Şimdi bu çalıştığına göre bizim şuradan 2 tanesini kontrol etmemiz gerekiyor. Jack'ta bozukluk var mı diye. Bakın şimdi şuraya koyuyorum jack'ımı. Şuradan alttakine değdiriyorum, üçüncü olana. Bakın değdirdiğimde buradakine değdireceğim ya da şuradan gidiyor ya, fark etmiyor. Bakın şimdi, bakın çalışıyor. Jack'a gelen ilk kablom çalışıyor. Şimdi gelelim ikinci kabloma. Bakın buradan yer değiştirdim, o kırmızıya giden kablo bu. Bakın değdiriyorum. Hiçbir şekilde iletimde değil arkadaşlar. Şimdi neye emin oldum? Hocam niye bu kadar uğraştınız diyebilirsiniz ama işlem adımları bu şekilde oluyor arkadaşlar. Önce kopan kablo var mı diye kontrol ettim. Hoparlörüm sağlamdı. Baktım. En son geldiğim yer burası. Ben bunu kontrol edebilmem için de zaten içindeki kablo ile bunun kısa devre olup olmadığını da bakmam gerekiyordu. O nedenle yine açmam gerekiyordu. Şimdi benim buradan gelen jack'ımda sıkıntı olduğunu anladım. Şimdi ne yapacağım bir sonraki adımda? Şu kısımdan kesip bu jack'ın içindeki kabloların kırmızı olanın kopup kopmadığına bakacağım. Burada da sıkıntı yoksa jack'ın bozuktur. Jack değişimine gideceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tüm adımları sırasıyla baktık. Tüm kontrolleri yaptık. Burayı buradan emin olduğum için bu alanı kapattım. Şimdi geldim, ne dedim? Jack olayını kontrol ediyoruz. Az önce ölçümünü yapmıştık zaten. Buradan kopuk olan kabloyu da belirledik. Şimdi sadece şuradan jack'ın falçatayla şu alanı dikkatli bir şekilde arkadaşlar, elinizi kesebilirsiniz. İçerideki kabloyu da kesebilirsiniz. O yüzden dikkatli bir şekilde tatlı sert böyle açmanız gerekiyor. Evet şöyle. Bu kırılacak belki de. Önemli olan tamir olması bunu. Bunu daha sonra buradan aldıktan sonra şey yaparım. Makaronla etrafını kapatabilirim ya da bantla. Şu an için biz bunu tamir etmemiz gerekiyor. O nedenle bunu bu şekilde açabiliriz. Başka bir açılma yöntemi yok arkadaşlar. Şu an biz jack tamirini yapıyoruz. Evet arkadaşlar bakın. Dediğim gibi jack kısmını, şuradaki malzemeyi söktüm. İçindeki kabloyu şuradan ayrıştırıp şu gelmeyen kısmı içinden kopmuş. Bu plastik olduğu için bunu kesip atmam gerekiyor. Yerine ya dörtlü bir jack alıp buradan bu kablo uçlarını lehimlemem gerekiyordu. Ya da aynısını kullanmam gerekiyordu. Ben de ne yaptım? İçindeki kabloyu buraya lehimledim. Şu an için sorunumu giderdim. Bakın şimdi ses verelim. Bakın. Ses veriyorum. Evet. Evet bakın bunda da ses var. Bunda da ses var. Şu an için ikisine de ses geldi arkadaşlar. Bakın. Bunda da var. İlk anda açtığımızda bir tanesinde yoktu. Tüm kontrolleri yaptık. Zaten jack'ta sıkıntı çıktı. Ama siz yine de isterseniz emin olabilmek için buradan kesersiniz. Kablo uçlarını bu yeni aldığınız dörtlü olan jack'ın uçlarına lehimleyip kapatırsınız. Daha garanti olur. Ama benim şu an ona imkanım yok. Bunu toplamam gerekiyor cihazı. O yüzden ben de tamirini bu şekilde yapıyorum. Evet şu an için Beats marka kulaklığımızın tamirini adım adım yapmayı gösterdim. Bundan sonra sizler de bu şekilde nereden arıza olursa böyle kontrol yaparak bulabilirsiniz. Kendiniz de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, herkese teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tamirat videoları gelmeye devam edecek sizler için. Teşekkür ederiz.